Rüzgar sesi duyuyor mu? Evet. Rüzgar sesi. Şu bacakların içi kum olmuş. Atıyorum oraya da hemen. Bu konusunda biz suyu dolduralım. Pulluyorum. Pulle. Aşkım aynayı düzeltir misin? Aynayı. Ya şaka yapma, kandırma, konuşmuyorsun. Döner alıp geleyim, karnım çok aç. Tamam, ben de yerim, çok acıktım. Turuma kombinin mazot deposuna 400 liralık aldık. 17 litre, bu bize bayağı yeter. Aracın deposu 93 litre almış, 2174 lira. Şimdi yolda giderken yiyeceğiz onları. Hayatına döner yemek. Çok güzel. Kampa doğru giderken kötü bir haber aldık. Rotamızı o yüzden kampa gideceğimiz yerden Kefken Limanı'na doğru çevirdik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bizim tekne batmak üzereymiş. Şimdi aradılar limandan. Limandan mı aradılar? Evet, limandan aradılar. Yan komşumuz aradı. Tekne batmak üzere, bir gel bak istersen diye de yoldan aniden döndük. Anahtar da yanımızda yok ama en azından tekneye gidelim, kuma falan çekelim. Bayağı bildiğin gömülmüş böyle. Gömülmek üzere, yandırıyor, batmak üzere. Şu an iyi bir yağmur yağarsa tekne gömülebilir, ciddi zararlar görebiliriz ve haftaya lüfer falan geldiğinde çıkamayız tekneye suya. Peki şey, nasıl kurtaracağız? Ha, şimdi sökeceğiz iplerini, karaya alacağız. İnan ben de bilmiyorum ne yapacağımızı yani. Şu an gidiyoruz ve kurtarmamız gerekiyor. İyi ki kamp yerine ulaşmadık çünkü orada telefon çekmeyecekti. Evet, telefon da çekmiyor. Daha kötü durumlar olurdu yani. Motor giderdi, her şey giderdi. Gerek yok. Geri dönüyoruz. Yeniden. Çünkü bu sefer güzel haber aldık. Teknenin tıpalarını açmış komşumuz. Tekne düzelmiş. Tıpaları sağ olsun babama buradan sevgiler. Babam kapalı unuttuğu için batıyormuş tekne. Şu an açtılar, düzelmiş olay. Aklımıza da şurada bir baraj geldi. Oraya gidiyoruz kampa. Oo, çok fena olmuş. Lastikleri sarıyor çamur. Bak şuradan sadece bir adım attım. Ayakkabının haline bak. İşte lastikleri sarıyor çamur bebeğim, bak. Fena olmuş. Ay, iyice topuklu ayakkabı oldu benimki. Üzerini kapladı. Baksana ayağım 5 kilo. Boyun uzadı kız. Aşkım kelebek getiriyorum sana. Ne? Kelebek. Nasıl kelebek? Göstereceğim şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Midi bu ya. Bu ne kelebek? Yürü. Yolumuzdan saptırma bizi. Bak zaten bir sürü şey yaşadık. Nerede? Şu an kalbimi alıp esseydin aynı şey olurdu. Aynı şeyi hissederdim. Aşkım burada neler yaşıyoruz? Gelmişsin bana kelebek, böcek, möcek. Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Tamam, deniz kenarına gidelim. Deniz kenarına mı gidelim? Hadi o zaman. Ama buraya bir gün kampa gelelim. Gelelim de sular bak tam normalde burada. Sular şurada duruyor. Şu bastığım yer su normalde.
Yükselsin bir ay sonra, şimdi yağmurlarla yükselir, o zaman gelelim. Emin ol bambaşka bir yere gelmiş gibi olacağız. Çok düşmüş sular. Giderken görelim tekneyi de bakalım. İçim rahat etsin. Bir şey yok, baktık dediler ama yine de gidip bakalım. Ayağıma sanki 10 kilo kum torbası bağlamışım da yürümeye çalışıyorum. Evet. Spor yapıyorum gibi. Temizlendi mi ayakkabıların? Aşkım. Ben içeriği perişan ettim, bak ne yaptın. Bak çamurluğa bak, bak. Ya gördüm de. Ne yapayım ki? Gel gel, bir şey olmaz. Yıkarsın sen hem arabayı. Sen kirlettin. Sen kirlettin mi? Ben şimdi gaz pedalına basamıyorum. O kadar çok kayıyor ki. Kirletmek ne kelime? Arabadan çamurlar sıçrıyor. Arabada taş mı atıyorlar? Ne oluyor böyle? Aynana lük diye çamur yapıştı. Harbi mi? Bak. Arabanın dışına falan her yerine yapıştı. Korkuyordum çamurluyuz diye yıkamaya gelmeye ama burası daha çok çamurluymuş. O arabayı var ya, iyi ki yıkadık. Sonrasında çok pişman olacaktık o çamur kuruduğunda. Çok yapışkan bir çamur. Evet evet, çıkmıyor bebeğim. Yıkarken yandan öbür tarafa sıçrıyor, oraya yapışıyor. Oradan sıçratıyorum, öbür tarafa yapışıyor. Aa, hala birazcık yamuk. Evet. Şuradaki bizim tekne. Fotoğrafı geldi az önce. Bayağı böyle sola çökük, buraya eklerim fotoğrafını şimdi. Ne olmuş? Su var içinde hala. Bulutlara bak, ne kadar tuhaf. Değil mi? Boyanmış gibi sanki. Evet, şu taraf çok güzel rengi. Şöyle biraz şurada durayım da. Şu arkası havalansın. Bayağı azaldı şu an su. Evet. Düzeldi ya tekne. Nereye gidiyoruz? Şu bulutların maviliğine doğru. Çok enteresan duruyor. Ben mi öyle görüyorum? Orada da mı öyle? Evet, baksana orada muhteşem. Kumsala mı gidiyoruz? Bir gezelim. Beğendiğimiz bir yer olursa da orada duralım. Yazıklar olsun. Şu hale bak. Diyecek bir şey yok. Baksana. Çamurdan kaçtık. Arabayı yıkadık. Araba yine çamur oldu. Püh, yazıklar olsun ya. Aşkım şey mi yapsak? Şu tepeye mi çıksak acaba? Hem güvende oluruz. Burada kalalım mı böyle tepede? Çok esiyor üstü ama. Ha? Çok esiyor burası. Aşağısı da esiyor. Mu? Ateş yakacaktık, içeride pişiririz yemeği. Ya yine yakarız da zor olur. Drone kaldıramayız bu rüzgarda. Kaldıramayız, risk olabilir. Sabah hava düzeliyor sanki, denize gireriz. Deneriz şansımızı. Oysa ki o kadar da yıkamıştık bu arabayı. Tavanda sopa var. Sana çiçek sürpriz yaptım. Teşekkür ederim. Romantik sürprizin için. Yağmur hızlanıyor. Evet evet. Rüzgar da artıyor. Benim saçlar zaten özgürlüğünü ilan etti.
Çok üşüdüm. Of. Rüzgar bayağı şiddetli. Evet. Oh. İçerisi ama sessiz, sakin. Mis mis. Şu manzaranın güzelliği. Çok güzel. Aman yumurtalar düştü. Allah'tan kırılmadı. Pişireceğim mi yumurtayı? Yok, onlar sabaha. Ay. Hayırlı olsun. Bitti mi? Bitmiş. Aşkım, ben açabilir miyim? Yürüyeyim. Yap. Bu kadar. Ama olmadı, gördün mü? Neden? Bilmiyorum. Bir iki yeter mi? Onu diyecektim. Duman oldu ya. Yağmur yağıyor mu? Çok az yağıyor da gelmez. Şu koku bir gitsin. Duman gitsin. Rüzgarda soğukta hiç böcek olmaz derken kelebek girdi. Çok güzel kokuyor. Kesinlikle pişmiş. Fena değil mi rüzgar? Ben de zikiri kalalım. Kapıyı kilitleyeyim ya. Korktum. Arabanın el frenini kontrol edeceğiz. Çekmiş misin? Evet. Aşkım, burada yabani hayvan var mıdır? İlla tilki, çakal bir şey vardır. Şu arka ormanlardan yukarısı da ormanlık ya, domuzlar bile gelebilir. Eğer uslu bir insan olursan. Dışarısı soğuk ama içeride kombi açmalık bir hava yok bence. Çok üşüdüm. Bence bir açıp estüde yapalım. Boynu büküp tripodumuzu alayım şöyle. Kazamız mübarek olsun. Evet, arızadan sonra ilk kez çalıştırıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Ben şu masayı indireyim de yatağı yapalım ya. Ciddisin ha? Ciddiyim ya. Yatarken yuvarlanırız. Yuvarlanırken de suyu izlersin. Mısır patlatayım mı? Yoksa üzüm mü yiyelim? Ne istersin? Bence üzüm yiyelim. Find what you were looking for. Ne oluyor böyle ya? Dolu mu bilmiyorum, dur bakacağım, tut. Bu ne? Oo, açamıyorum ki. Dolu mu yani? Aa. Ne oldu böyle ya?
Bir kapıyı açsana. Dolduysa güneş panellerini örtmemiz lazım. Açamıyorum ki. Kadın dışarıda. Ne oldu öyle? Nasıl bir şey yağıyor? Dolu yağdı mı? Dolu sesi geldi. Ben anlamadım ki ya. Bir daha bak bakayım. Yavaşladı gibi. Üçüncüde sen dolu yağdı sanki. Panellar kırıldı mı? Beni korktu. Yok yok, kırılmaz. O kadar değil ya. 30 saniye falan sürdü. Her yer ıslandı. Olsun. Yerler mi ıslandı? Her yer ıslandı. Alsın be. Oho, üstüne ne olmuş senin? Baksana, buralara kadar su sıçradı. Aşkım sen kapıyı açtığında gerçekten benim suratıma da geldi. Fena bir yağmur vardı. Çok soğuk. Çabuk hemen kombiyi çalıştır. Çabuk 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 çabuk. Bir salakladım şu anda, biliyor musun? Olsun. Bak, senin açtığın kapıdan ta buralara geldi. Öyle bir rüzgar yoktu, biliyor musun? Korktum ilk açtığında. Neyse, düzeldi şu anda ama. Normale döndü. Ama bir daha öyle olursa bakalım, dolu mu değil mi? Doluysa battaniye hemen çıkaralım yukarı, tavanı kapatmamız lazım. Ama bence yatalım, o bizi yine nasıl uyandırdı? Üstümü değiştireyim, rol yatayım. Tamam. Sırılsıklam oldum. Aşkım ben çok ıslam, sen verir misin pijamamı? Tamam. Sesi duyuyor musun? Duyuyorum. Aşırı güzeldi. Oh, böyle hava her zaman bulunmaz, o yüzden tadını çıkarmak lazım. Oh, burnundan su damlıyor. Olsun. Dışarıda hava bayağı sakinleşti. Artık huzurla uyuyabiliriz. Geldi mi uykun? Geldi. Benim de geldi. İyi geceler. İyi geceler.
her yeri ışık ettin. Dün akşam benim suratıma gelen sular var ya, onlar deniz suyuymuş. Dalga mıymış o? Evet, çünkü saçlarım tam böyle denizden çıkınca benim böyle olur saçlarım. Semsert öyle olmuşlar. Aşkım. Ay. Ay, önce denize mi girsek, kahvaltı mı yapsak, ona bir çözüm var. Ben asla yemek yemeden şuradan şuraya hareket etmiyorum. O kadar açım ki. Burada hava fena bozdu yine. Dışarıda ya, evet, denize girecektik. Gireriz canım. Yağmur ve gök gürültüsü bir şeyler oluyor bak. Bir karardı. Deniz maviydi bak, buralarda siyahlaştı böyle. Bir garip oldu. Burası dağılmış yine yolda. Yani beyazı pişsin ama sarısı tam pişmesin. Su kaynamış mı? Fena. Aşkım kenara, kenara. Ya bayağı ciddi kaynıyor. Tamam. İyi mi böyle? Hı hı. İlk defa mı kahve yaptın şöyle? Evet, gerçekten ilk defa kahve yaptım. Abi sabah sabah da içilmez yani. Sabah içilmezse ne zaman içilir? Ne bileyim, kahvaltıyla da kahve içmek garip bana göre. Çok güzel olmuşa benziyor. Görüyorum zıpladığını. Ne haber? Ne yapacağız senin bu karavanda tuvaletini yapamamanı? Ne yapayım kızım, yapamıyorum, daralıyorum. Çok ufak. Niye zıpladın orada, gördüm zıpladığını. Nasıl zıpladın? Şurada zıplaya zıplaya geldim. Koşuyordum yavrum. Hayır, böyle böyle zıpladım. Allah Allah. Bulaşığı yıkıyorsun, aşağı mı iniyoruz? Evet, yüzüne? Güzelim. Hadi bakalım. Bak bayağı toparlandı Deniz. Toparlandı ya. Yüzerim bak bunda. Bunda yüzerim. Resmen havadan daha sıcak deniz. Evet vallahi çok şaşırdım, biliyor musun? Ben de. Karavanı bu yüzden seviyorum işte. Ne yüzden? Hemen göstereyim. İyi, her yeri kum yaptım. Olsun. Bak şimdi. Ya. Yanımızda hep mayon var. Evet.
Kayak pantolonum var. Doğru, her an her şeye hazırız. Biz aslında bugün ya bu kampta yüzmek aklımızda yoktu ama tekne bozulunca, batınca buraya geldi konu. Oo, benim fosfor yeşilim. Evet. Mars'tan gözüken şortum. Kızım, doğada kaybolursak beni bununla bulurlar. Görürsün işe yaradığı zaman. Çıkınca o kadar soğuk ki. Sudayken bir şey yok ama çok esiyor. Bütün karavan kum oldu. Hep senin yüzünden. Yerlere baksana bir. Baktım. Onun için diyorum. Duş alacak mısın? Allah, hiç de almak istemiyorum. Tuzlu tuzlu yanmak da istiyorum. Sen alacak mısın? Aha, ben giriyorum şimdi. Açıkçası ben bu üstümle takılacağım. Bana kıyafet verme. Yok şey, benim sivitlerimin hepsi bitti. Senden giyeceğim onu. Tamam. 3 tane vardı yanımızda. Hepsi ıslandı dün akşam. Bir tanesi de artık kirlendi. Denizde yüzmenin sefasını sürdün. Eve gidince de temizlemenin cefasını çekeceğiz. Dün gece o dalga, şu hışırtı sesinde uyumak, yağmur sesinde uyumak müthişti. Kahve içelim mi? Olur, içelim. Aşko! Gelişti. Çok üşüdüm ya. O pijaman vardı ya, ne oldu acaba? Vallahi çok üşüdüm. Ay. Aa, tüh. Ne oldu? Sarı pijamam yok. Dur vardı. Bakayım ben. Sarılı, kareli, piti kareli. Annemin diktiği. O ıslandığı için şeye attım, kirliye attım. Keşke çıkarsan geriye. Gerçekten onu istiyorum ya. Aşkım, o ıslak. Başka ne var? Tamam, ver o sarı pantolonunu, ver o zaman. Pijama vereyim mi? Ver o kareliyi, ver. Alttaki, bir altındaki kareli. Girişteki çöplerin toplayabildiğiniz kadarını toplayalım mı? Olur, toplayalım. İlcan var mı yanında? Var. İğrenç bir pislik var orada çünkü. İçeri yolculuğa hazır hale getirelim. Tamam, ben de şunu dışarıda... Sadece şunu kapatır mısın? Benim ona boyun yetmiyor. Bu torbayı doldurdum. Çok kum. Şey dolu ya. Çok ağır. Evet. Şu ileride çok büyük bir tane teneke var ama içi ağzına kadar gres yağı dolu akıyor, onu içeri koyamayız. Tüm karavanımızı mahvedebilir. Ah. Küçük mü geldi yine? Evet ya.
Bakamıyorsanız çocuk yapmayın. Yazıklar olsun bebek bezi. Aşkım ben 4-5 tane attım. Yani sahip çıkamıyorsan getirme abi. Hani onu bak çocuğun altını kirletti. Temizledin, poşete koy. Bakın pis kokuyor bir de. Bebek bezinden sanatsal çalışma. Elleme onları. Yıkayacağız ellerimizi bebeğim. Giriştik bir kere buraya. Bırakırsan. Şu bebek bezinin içindeki kristaller var ya. O işte. Bak. Ne kristalli? Ya işte çeşit çeksin diye o kristal yapı var onunla. Bu komple o bak. Son poşet bu. Bıraktım. Tamam. Ardından başka terliğin var mı yiyecek? Yok maalesef. Kirlenmeyeyim dedikçe daha çok kirleniyorum. Allah'ım. Bitti.